Hazal evini koruyabilecek olsaydın, çekin kime gitmesini isterdin? Seda Hanım, Nazlı Bavi ilk geldiğinde çok iyi değildik ama zaman geçtikten sonra ben Nazlı'yı gerçekten hani seviyorum arkadaş olarak. Şahin'i seviyorum ama Şahin son zamanlarda gerçekten gözümde biraz antipatikleşmeye başladı. Yani bilmiyorum yani şu Hazal anda. Ne diyorsun böyle bir durumda ya? Hayret bir şeysin. Ama gerçekten tamam, bana gelsin de o zaman. Bana gelsin de. Sen ne dersin Semih? Bana gelsin tabii Seda Hanım, yani hiç sorulmaz bile bile. Şüphesiz. Ki benim kardeşim yani, anladın mı? Öz kardeşim olsa, anladın mı Seda Hanım? O kadar sevmem. Ama onu İnşallah bana gelir. Kardeşim. İlk defa bir çekim, bu kadar çok istiyorum. İnşallah bana gelir yani. İnşallah bana gelir. Hepiniz aynı fikirdesiniz. Peki hadi kutuyu açıyorum. Bakalım çeki alan evini koruyabilecek mi efendim? Ona bir karar verelim. Onu bir görelim, küçük kutudaki sürprizimizi. Yine çıktı mühürlü zarf. Of. Ne hissediyorsun Şahin? Yani Seda Hanım, çok sevdiğim arkadaşlarım var, o yüzden onlar için gitmek istemem. Burası arkadaşlık evi mi? Arkadaşlık gibi olmadığını biliyorum. Seda abla, ben ne bileyim yani aradığım şeyi bulamadığımı biliyorum bu evde. Ama iyi ki de hiçbir şeye başlamamışken gideceğim. O yüzden biraz daha bir şey. Seda abla, o kadar çok başlamaya çalıştık ki artık başlayamaması çok evet, normal. En azından çalıştım. Evet. Aynen, boş oturmadı ya. Yani. Evet, sağ olsun. Hakkını verdin evin. Aynen. Madalya takım. Evet, ödül vereceğiz. Nasıl biliyor musun Seda? İlk baştan beri böyle burada olanlar ayağa kalktığı zaman gerçekten bizim çok zorumuza gidiyor. Evet. Sonradan gelip gidenler gerçi geçici oluyorlar ama ilk ana böyle baştan geçen giriyorsun. Geçen hafta Aykut da zordu. Merdivenlerde iniyorsun, onları görüyorsun ya, o bambaşka yani. Geçen hafta bu da bu hafta içinde bir de bunu konuştuk Seda'nın. Aynen. Yani ben gidersem ne olur falan diye. İlk hafta eve girenler Adnan, Semih, Gökhan girdi. Şahin. Şahin. Dört kişi. Dört kişi kaldı. Allah Allah. Ne oldu? Sen niye oraya gidiyorsun? Sen niye oraya gidiyorsun? Onların senin yanına gelmesi gerekiyor. Of, ne gerek? Sen nereye gitmek istedin? Öne geldi. Yok hayır, ya. Ben çağırdılar, öne gitti. Normalde ayağa kalkan kişinin yanına gelir. Ne fark eder? Ay Gamze ya. Biz Nazlı'yı seviyoruz canım. Sen çıksın da seni. Sensin. Yaptılar böyle kıza her hafta aday değiştiriyor diye alay eden, şimdi yanında dikiliyorsun. Çok mu sanırsın sen? Ben geliyorum. Tabii canım, çok eziliyor. Ben sevgimi, saygımı size ispatlamak zorunda değilim. Kendisi biliyordur. Ben kendimi biliyorum. Size hiç laf söylemek düşmüyor. Keşke Nazlı'nın yerinde sen olmalı, çok isterdim. Keşke Nazlı yerini değiştirmeseydin, gerçekten yanına gelenleri bir görseydin. Tamam mı? Keşke senin olmanı çok isterdim. Eminim çok istediğine canım. Kıskandığını kesinlikle görebiliyorum. Neyini kıskanacaksın ya? Senin neyini kıskanacağım Mehtap? O zaman bu kadar çok istemezdim işte. Önemli olan birilerinin senin yanına gelmesi mi, yoksa senin kimin yanına gittiğin mi? Bence kimin yanına gittiğin daha önemli. Benim kimin mesela yanına gittiğim tabii ki de değil. Önemli. Yok. Kalkanın kimin yanına gittiği daha önemli. Tamam işte, çağrılınca gidiyor en azından gerçek samimi olduklarının çağrılınca yanına gidiyor. Mehtap çok zoruna gitmiş. Gerçek samimi olmuşların yanına gitmiştir demek. Sizin sahteliğiniz çok zoruna gidiyor. Giderken sahte ağlamalarını burada da yapabilirsin. Ama sen çıktığında yaparsın, şimdi gerek yok. Avcuna tuz dök, yala bak buradayım. Her eleme de böyle yapıyorlar. Mehtap, her eleme böyle yapıyorlar ya. Gamze'nin görevini üstlenme, gözünü seveyim. Gamze'nin görevini falan üstlenmiyorum. Bak Gamze her eleme de aynısını yaparken şu an sen yapıyorsun. Kızıyorum. Hala kendi kendine şey değil, hani ben buradayım, isteyen yanıma gelsin ya değil. Ama çıkamadık. Biz gidemiyoruz. Sana aşağı olsun var ya. Bir dakika. Biz çıkamadık çünkü şamdanlarımız var. Oradan da şey yapmadık. Biz üç kişiyiz. Nasıl tek olduğu için yanımıza çağırdık. Zaten sizden kalkacak birisinin olduğunu düşünmediğimizden. Çok küçük şeylere takılırsın. Ya şunun neyim ki? Açıklamasını yapayım. Böyle mi? Değil mi? Cevap veremezsin. Kendi fikrimi söylüyorum. Takılıyor. Önemli değil. Bir görev almaya da gelmedim. Mehtap. Yapma. En azından birileri koruna, koluna girmiş. En azından yanında birileri var. Yani sahteden. Senden sahte mi olur? Efendim zarfımızdan ne çıkabilir? Çeki alan evini koruyabilir çıkarsa bir adayımız gider. Çeki alan evini koruyamaz çıkarsa iki adaya birden veda ederiz. Keşke kimse elenmeyecek çıksa, elem olmayacak çıksa.
Çeki de güzel güzel harcasanız, saklasanız, nasıl isterseniz değerlendirseniz. Çıkabilir, daha önce çıktı. İnşallah, bakalım. Ben de tahta ismi. Kimden ne geçiyorsa onu söylüyorum size. Senin zaten o gelinin kiminin olmaması benim canım. Kimin? Şahin. Şahin. Ayakta onu bugün eğlenme potasına götüren o mu? Evet. Evet. Ne sizce? Yani duyguların anlık değişimi Seda. Anlık yaşıyor. Belki de değiştirmek istiyor, vazgeçmek istiyor ama sevgi ağır basıyor her seferinde. Aslında duyguları aynı, kararları değişiyor. Bravo. Duyguları aynı ama kararları değişiyor. Benim de kastettiğim şey o. Yani sevgi var ama son vermek istiyor, noktalamak istiyor, gururu mu ağır bastığını istiyor, veremiyor. Evet efendim, zarftan hangi karar çıkacak?